Altaş TV hafta sonu ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Büyük İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kararsız seçmene seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına talimat vererek kararını verememiş varsa eve gidince onları arayın dedi. Şurada hala kafası karışık, kararını verememiş eşimiz, dostumuz, komşumuz varsa buradan eve gidince mutlaka onları lütfen arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz. Kafasında soru işaretleri varsa hepsine tek tek cevap vereceğiz. Önceki seçimlerde başka partilere veya adaylara oy vermiş ama mevcut yönetimden rahatsız olan kardeşlerimize de ulaşacağız. Trafikten depreme, şehircilikten ulaşıma kadar şehrimizin son 5 senede yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını bu kardeşlerimize izah edeceğiz. Böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki sandığa gitmeniz, sandıklara sahip çıkmanız fevkalade mühim. Ordunun da bulunduğu 63 ilde eş zamanlı olarak ruhsatsız silah ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında orduda 74 kaçak silah ele geçirilirken 91 şüpheli gözaltına alındı. Ordu'da ruhsatsız silah ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ruhsatsız silah ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 63 ilde eş zamanlı olarak Mercek 14 operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda 644 ruhsatsız tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 56 kuru sıkı tabanca, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 852 silah ele geçirildi. Ordu'da ise 33 tabanca, 41 av tüfeği suçluların adresinde yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde ise 966 şüpheli tutuklandı. Ordu'da 91 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan alan bazlı gelir desteğinin artırılması için girişimleri olduğunu söyledi. Fındık üreticilerinin gözü kulağı alan bazlı gelir desteğinde. Üreticiler mazot ve gübrenin ardından bugünlerde de alan bazlının hesaplara aktarılmasını bekliyor. Tabii üreticilerimiz şu anda alan bazlı gelir desteğini de bekliyor. Çünkü neden? Şu anda üreticilerimiz bahçelerine azotlu gübreyi atmaya başladı. Verim gübrelerini atmaya başladı. Tabii ki üreticilerimize bir destek olarak bu paranın şu anda ödenmesinde çok büyük fayda var. Yani üreticilerimiz de bunu bekliyor. Yüz binlerce üretici desteği beklerken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soytan'dan destekle ilgili artırılmalı çağrısı geldi. Soydan yetkili isimlerle alan bazlı gelir desteğinin artırılması yönünde görüşmeler yaptıklarını ve fiyatın makul bir seviyeye çekilmesi için çabaladıklarını ifade etti. Önemli bir destek olarak da görüyoruz. Ama bu desteğin tabii 10 yıldır 170 lira olarak olduğunu biliyoruz. Muhakkak önümüzdeki dönemlerde artık artırılması yönünde taleplerimiz devam ediyor. Ama muhakkak artırılması da lazım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Doktor Mehmet İlmi Güler proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet İlmi Güler proje tanıtım toplantısı düzenledi.
Durugöl Recep Karaspor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılım yoğun oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüler geride kalan 5 yıllık görevi sürecini değerlendirdi ve yapılanlardan bahsetti. Bugün burada inşallah Allah nasip ederse ikinci bir 5 yıl daha ülkemize, memleketimize, özellikle güzel ordumuza hizmet imkanı olacak. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Bilge Başkan Devlet Bahçeli Bey'in oluşturduğu Cumhur İttifakı'na özellikle teşekkür ediyorum ve Allah'a hamd ediyorum. 2200 kilometre yol çalışmasını, 1920 kilometre yeni içme suyu hattını, 410 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon hattını, 258 bin metrekare kaldırım çalışmasını, 160 bin metreküp taş duvar çalışmasını, 32 bin yüz dönüm atıl tarım arazisini, kıyı kenarlarını, asfalt üretim tesislerini, bentonit madenciliğini, biyoinovasyon merkezini, 250 yeni iş makinesini. Başkan Güler yeni dönemde ordu için yapacakları projeleri bir bir sıraladı. Yeni dönemde 3 tane unsuru ele alıyoruz. Bunlardan bir tanesi kendi kendine yeterli kent, kendi kendine yeterli şehir. 19 ilçemizde büyük şehrimize birlikte kendi kendine yeterli bir kent oluşturacağız inşallah. İlçelerimize çok amaçlı kültür merkezleri, ilçelerimize açık ve kapalı katlı otopark projeleri, çöplükten modern yaşam alanına dönüşen Büyük Melet projesi, Melet Irmağı bisiklet, yaya ve araç köprüsü yapım projesi, Yat Limanı ve Melet Mendirek projesi, Saygı Sokağı projesi, Altınordu Kumbaşı Liman projesi, Altınordu Rıhtımı Rehabilitasyon projesi, Ordu Millet Bahçesi projesi, Millet Düzü ve Bedesten projesi, Ordu Drift Pisti, E-Spor Merkezi projesi. Projeyle çiçek gibi aydınlık, pırıl pırıl bir ordu yapmak istiyorum. 19 ilçesiyle ve bazı beldeleriyle bunları da ele alacağız. Ondan sonra mahallelere doğru gidip yeni yüzyılı bambaşka bir ordu haline getirmek istiyoruz. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz saha çalışmaları kapsamında Altınordu ilçesinde 7 mahalleyi ziyaret etti. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında her gün ordunun farklı bir ilçesine çıkarma yapıyor. Yılmaz yaklaşan yerel seçimler öncesinde ise bugün ziyaretlerini Altınordu ilçesinde gerçekleştirdi. Enver Yılmaz, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı, Zafer, Gökömer, Hürriyet, Gerce, Erenli ve Alıncı olmak üzere toplam 7 mahalleyi ziyaret etti. Başkan adayı Enver Yılmaz mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet etti, dertlerini dinledi. Bir hafta kaldı seçimimiz. Hatta bugünü de saymayın, seçim günü de saymayın. 5 gün kaldı. Bu 5 günlük süre içinde inşallah ordumuz daha önceki yönetildiği şekliyle bizim Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimizdeki hizmetlerinin eksildiğini, hiç alamadığını, hatta hiç alamadığını maalesef bir iki tane sembol bir şey okuyacağım şimdi sizlere. Böyle dalga geçer gibi hizmetler yapıldığını görünce de şehrim adına, mahallelerim adına, bu grup havzası adına da üzüldüm. Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Aşkın Tören yerel seçim çalışmaları kapsamında İki mahalleyi birden ziyaret etti. Atasanayi esnafıyla da bir araya gelen başkan törene esnaflar ve çalışanlar tam destek verdi. Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Aşkın Tören yaklaşan yerel seçimler öncesinde ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören saha çalışmalarına ilk olarak Atasanayi ziyaret ederek başladı. Ordu'da binlerce işçisi ve yüzlerce esnafı bulunan Atasanayi çalışanları Başkan Töreni adeta bağrına bastı. Başkan Tören ziyareti sırasında esnafların ve çalışanların tam desteğini aldı. Allah'a emanet olun.
Ardından Erenli Mahallesi sakinleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen başkan törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören her bir mahalle sakiniyle tek tek kucaklaştı. Aşkın Tören burada yaptığı konuşmada Erenli Mahallesi sakinlerinin desteğini her zaman yanında hissettiğini belirterek teşekkür etti. Dualarınız, desteğinizi hep hissettik. Bundan dolayı sadece size müteşekkir olduğumu ifade edebilirim. Allah eksikliğinizi vermesin. Erenli Mahallesi'ndeki coşku dolu iftar programının ardından Ortaköy Mahallesi'nde teravih namazını kılan Aşkın Tören, ardından vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve isteklerini de bir bir not aldı. Başkan Tören, mahalle sakinlerine belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için çalışacaklarını ve mahalledeki yaşam kalitesini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Biz yatırımı suya da, biz yatırımı efendim şehrin imarına da elbette yapacağız. Ama en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu noktada çile çeken babanın, çile çeken dedenin duasıyla, gözyaşısıyla, emeğiyle, nasırlarıyla çocuğunu okutan annenin yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçan pazar mesaisinde Karakoca Mahallesi'nde gönüllere dokundu. 31 Mart için destek istedi. Ana bak aşkım benim, canım diyelim. Bak, bir saat yemeyiz. Biz Atatürk çocuklarıyız. Müslümanız. Hakkını veririz. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçan bu pazar gününü de boş geçirmedi. Ana ne haber, nasılsın? AK Parti Recep Tayyip Erdoğan. Her fırsatta bir mahallede hemşehrileriyle hasbihal eden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçan pazar gününü Karakoca Mahallesi'nde geçirdi. Önce selamünaleyküm. Neydi Yusuf? Hoş geldin. Hoş bulduk. 31 Mart'a kadar her mahalleyi birden fazla kez ziyaret etmeye çalışan AK Parti Ulubey Belediye Başkan adayı İsa Türkçan Karakoca Mahallesi'nde de sevgiyle karşılandı. Şu adamın manzarası Paris'in başından. Uzak yakın demeden mahalledeki her evi, her sokağa gezen ve tek bir Ulubeyli hemşerisi için bile uzun yollar kat eden Başkan Türkçan Karakoca'da gönüllere dokundu. Mahallenin eksiklerini bildiklerini, bunun için de kapı kapı dolaştıklarını kaydeden Başkan Türkçan hem notlar aldı hem de 2024 ve sonrasında Karakoca'yı hangi hizmetler bekliyor onları anlattı. Kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan Karakocalı hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Türkçan zafere sayılı günler kaldığını belirtti. Karakoca mahallemizdeyiz. Hane hane kapı kapı ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'in selamını iletiyoruz. Ve bugün baktığımızda gerçekten ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, değerli dava arkadaşlarımızla birlikte Karakoca mahallemizdeyiz. Karakoca hazır Ulubey yüzyılına, ordu hazır diyoruz. İnşallah 31 Mart akşamından sonra Ulubey'imize, ordumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ve ben gönülden dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz yerel seçim çalışmaları kapsamında Çayırkent Aşağıoba'da mahalle sakinleriyle buluştu. Kiraz gece gündüz demeden çalışıyor. Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz saha çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz seçim ziyaretleri yapan Başkan Kiraz, akşamları da mahalle buluşmalarına katılıyor. Kiraz bu kapsamda Çayırkent Aşağıoba'da vatandaşlarla buluştu. Kiraz toplantının ardından yaptığı açıklamada mahalleye yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Biz de buradaki güzel hizmetler yaptık, eksiklerimiz var, onları da vatandaşımız söyledi. Biz inşallah bu dönemde o eksiklerimizi gidererek burada Çayırkent'te mahallemizden, beldemizden, başkan yardımcımız Sinan Aha ile beraber takibini yaparak buradaki eksik kalan yolları,
Buradan Gazi aşağı obadan Gülümler'in abilerin oraya giden yolu. Aşağıda Aziz Hocamızın olduğu yerdeki 500 metre yolu. Çorak'taki yolun tam devamını ve şehit Osman Çıtık abinin evinin oradaki yolu, buz gecesini. Karşıyaka'daki yolları bu dönemde bitirerek Allah'ın izniyle inşallah bize göstermiş oldukları vefayı, oradaki bizim bizlere sonuna kadar vermiş olduğu destekle de hizmet olarak inşallah biz geriye çevirerek onları mutlu edeceğiz. Bir kez daha Çayırkent'te dostlarımıza, abilerimize, büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Onları hatırlıyorum tekrar. Allah razı olsun. Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz, mübarek Ramazan ayında hiçbir daveti geri çevirmiyor. Bu kapsamda Şıhdere Mahallesi'nde bir iftara katılan Yılmaz, bir ve beraber olarak 31 Mart'a yürüdüklerini kaydetti. Yılmaz hiçbir daveti geri çevirmiyor. Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz, 31 Mart için mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretler yapmaya devam ediyor. Aday gösterildi günden bu yana ilçenin mahallelerini birden çok kez turlayan ve hemşireleriyle kucaklaşan Yılmaz, Ramazan ayında bir ve beraber olma davetlerini de geri çevirmiyor. İlçenin dört bir yanında iftar programlarına da katılan Ahmet Yılmaz, bu kapsamda Şuhdere Mahallesi'nde Celal Şenol tarafından düzenlenen İftar programına katıldı. İşte görmüş olduğunuz çok pejmude, çok pelma perişan yollar. Burada hemşireleriyle bir araya gelen, onlarla sohbet etme imkanı da bulan Yeniden Refah Partisi Mesudiye Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz hem anlattı hem de dinledi. Yılmaz burada hemşirelerine hitap etme fırsatı da buldu. Bu akşamda sevgili abimiz, baba dostumuz, biz de baba gibi sevdiğimiz Celal Şenol abimizin merhuma olmuş hanımların adına okundu Kur'an törenine bu akşamdan katıldık. Kendilerine Allah razı olsun diyoruz, ölmüşlerine rahmet diliyoruz. Sizlere de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir ve beraber olarak 31 Mart zaferine yürüdüklerini kaydeden Yılmaz, yerel seçimler için hemşehrilerinden destek istedi. Bizler diyoruz ki yeterince donanımız var. 10 yıl muhtarlık yaptık, ta milletin tabanından. Bu işin mutfağından çıkmış gelmiş bir kardeşiniz olaraktan sizlere şunu diyorum. Önünüzü aday profillerini alınız. Sandığa giderken bir bakınız. Mesuliyetimize son 5 yıl en iyi hizmet edecek olan adaya önünüzü vurmak suretiyle inşallah 31 Mart akşamı bizleri mesuliyetten muzaffer kılarsınız. Biz her zaman ne diyoruz? Mesuliyeti hep beraber yöneteceğiz. Biz kazanacağız, mesuliyeti kazanacağız. Biz kazanacağız, mesuliyeti yine kazanacak, yine kazanacak. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan beyaz örtünün hızlı erimesi nedeniyle heyelanlar da beraberinde gelmeye başladı. Mesudiye Topcam Şıhdere yolunda heyelan meydana geldi. Yola devrilen bir ağaç ulaşımı durdurdu. Yağışlar heyelanları da beraberinde getirdi. Heyelanlar şehri Ordu'da yağışlarla birlikte tehlike yeniden ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan beyaz örtünün hızlı erimesi heyelanları da beraberinde getirmeye başladı. Mesudiye Topcam Şıhdere yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola devrilen bir ağaç ulaşımı durdurdu. Evet dostlar, sevgili Mesudiyeliler, şu anda Topcam Şıhdere yolunda heyelan olmuş. Ağaç devrildi ve yol kapalı. Biz de Şıhdere giderken yolda kaldık. Bu esnada yolda kimsenin olmaması ise büyük bir şans olarak görüldü. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından mahalleye ulaşım yeniden sağlandı. Özellikle bugünlerde kar erimesine bağlı olarak Ordu'da irili ufaklı heyelanların artması bekleniyor. Altınordu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca şehir merkezinde oluşturulan 15 gönül noktasından 10 bin sıcak yemek iftar sofralarına ulaştırılıyor. Altınordu Belediyesi'nden geliyoruz. Teşekkür ederiz. Başkanımızın selamı var. Başkan Aşkın tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi bu Ramazan'da her haneye, her gönüle dokunuyor.
Dayanışmayla, güçlenen, paylaşmayla bereketlenen Altınordu'da şehir merkezinde oluşturulan 15 gönül noktasından 10 bin sıcak yemek belediye tarafından iftar sofralarına ulaştırılıyor. Üniversite kampüsünde bulunan iki yemekhanede her gün 2000 öğrenciye Altınordu Belediyesi tarafından iftarda sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca iftarı görev başında geçiren güvenlik görevlileri başta olmak üzere kamu personellerine de sıcak yemekler görev noktalarına ulaştırılıyor. Görüşlerinize teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Altınordu Belediyesi'nden geliyoruz. Teşekkür ederim. Başkanımızın selamı var. Altınordu Belediyesi kent merkezindeki dağıtım noktaları dışında kırsal mahallelerde de günlük 1632 sıcak yemeği kapı kapı ulaştırıyor. Ramazan ayının tüm güzelliklerini Altınordu ailesi olarak hep birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Tören, paylaşma ve kardeşlik dolu bir Ramazan daha yaşıyoruz Altınordu'muzda. Bugüne kadar olduğu gibi bu Ramazan'da da dayanışmamızı zirveye çıkaracağız. Gerek sıcak yemek ikramlarımız, gerekse dayanışma paketi desteklerimizde ihtiyaç sahiplerinin ve bize ihtiyaç duyan her bir insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Esenler Ordular Derneği ve Esenler Belediyesi ortaklığında düzenlenen iftar programında Ordular bir araya geldi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı. İşte bakanlarımız, başkanlarımız. Esenler'deki Ordular iftar yemeğinde buluştu. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Şengör de katıldı. Sandal Cerrahoğlu, Ordulu Belediye Başkan Yardımcımız Abdülkadir Şengör'ü. Yoğun katılımın sağlandığı programda Ordu Sivil Toplum Kuruluşları Dernek Başkanları ve Ordulu vatandaşlar da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, orduların desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtti. Ordunun işaret aldığın gün adamdan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Size hizmetler yaptı, İstanbul'a güzel hizmetler yaptı. Kısacası Esenler'de Tevfik Başkanlığı yola devam. İstanbul'da Murat Kurum geliyor. Arkamızda koca bir ordunun olduğunu gördük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz iftar anında en kıymetli şey duadır. Bu için İstanbul'a yeniden İstanbul demek için, Murat Kurum kardeşimiz demek için, Esenler'de büyük zafer demek için hem desteğinizi bekliyoruz. Hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Esenler Ordular Dernek Başkanı İrfan Doruk, iftar yemeği vesilesiyle hasret giderdiklerini söyledi. Sağ olsun bugün belediyemizin ev sahipliğinde 1200 kişilik Ordulu iftar programımız oldu. Yaklaşık 16 tane dernek başkanımız buraya katıldı. Onların üyeleriyle beraber yoğun bir katılım oldu. Üyelerimizle aynı sofrada buluşabildiysek ne mutlu bize. Biz belediye, dernek olarak ve belediye olarak bir takım gibiyiz. Yani Ordular, Esenler Belediye'mizle uyum içerisinde hizmetlere devam ediyoruz. Program sonunda Esenler Belediye Başkanı'na dernek başkanları tarafından hediye takdimi gerçekleştirildi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kanın sağlıcakla efendim. Fatsa İslam Dağı Derneği İstanbul Sancaktepe'de iftar programı düzenledi. Programa Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de katıldı. Fatsa İslam Dağlılar İstanbul'da iftar yemeğinde buluştu. İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen iftar programına AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda dernek üyeleri katılım sağladı.
Programın açılış konuşmasını İslam Dağı Dernek Başkanı Ramazan Arık gerçekleştirdi. Ramazan Arık, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu yıl yenilmesini düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz İslam Dağı ailesi iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden bizleri aynı sofralarda buluşturan rahmet ve mağfiret ayının bereketini üzerimize sağanak sağanak yağdıran Rabbimize hamdolsun. Ardından Sen Bir Ordusun Vakfı Başkanı Arif Hikmet İlke ve Ordular Vakfı Başkanı Zekeriya Erdin konuştu. İslam Dağı kimliğini ordu STK'ları içerisinde ve vakıf kimliğinde ordu olarak Türkiye'ye taşımaya çalışan, gayret gösteren bir kardeşimiz. Ordumuzu da yurdumuzu da cümle kötülerin ve kötülüklerin şerrinden korusun. Hayırlı akşamlar. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de ordulara hitap etti. Maşallah ordulu kardeşlerim, elhamdülillah her biri birbirinden kıymetli ve bizi çıktığımız bu yolda 5 yıldır hiç yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun. Sancaktepe'de ordulu nüfus başkanları biliyorsunuz oldukça yoğun. Ordulu hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu, gururunu yaşarken İslam Dağı'daki kardeşlerimizle bir araya program sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in proje tanıtım toplantısında protokol üyeleri de bir bir konuştu. Konuşmaların ana fikri 20'de 20 oldu. Güler, Recep Kara Spor Salonu'nda projelerini kamuoyuna duyurdu. Ben de sizin aranıza geleceğim şimdi biraz sonra. Program başlamadan önce protokol üyeleri salonu dolduran AK Partililere hitap etti. Programın açılış konuşmasını AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş yaptı. Bundan yaklaşık 2 ay öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki toplantısında tekrardan ordunun şehri lemini olarak sizleri gösterdi. Ordumuz 2019'dan 2024'e geldiği süreç içerisinde yeni Türkiye yüzyılına hazırlanacak en önemli şehirlerinden biri haline getirdiniz. Bundan sonraki 5 yılında da Türkiye yüzyılının en önemli şehri halinde sizlerin sayesinde olacak inşallah. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde 20'de 20 olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek en büyük arzumuz, en büyük istemiz ve 31 Mart'ta bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Altaş'ın ardından MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik katılımcılara hitap etti. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı'dır. Bizim ittifakımız Türkiye Yüzyıl İttifakı'dır. Bizim ittifakımız Genel Başkanımız, liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin ittifakıdır. 19 ilçede Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarının ve Büyükşehir Belediye Başkanının yanındadır. Programda Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de konuştu. Bugün burada Büyükşehir Belediye'mizin, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın Sayın Mehmet Hilmi Güler Bey'in 5 yıl içinde yapacağı programları açıklamak üzere bir araya geldik. Öncelikle bu 5 yıllık zaman zarfında Sayın Bakanımızın, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu gelecek 5 yılda da daha güzel projelerle el birliği içerisinde Cumhur İttifakı olarak Ordu'da hizmet etmeye devam edeceğiz. Programda konuşan diğer bir isim AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat oldu. İhanette ittifak olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış yapanlarla işimiz olmaz. Milletimizle iş olmaz. Her gün arazideyiz, her gün sizlerle beraberiz. Birbirlerine ihanet edecekler yarın. Göreceksiniz, izleyeceksiniz. İnşallah biz durmadan, tökezlemeden 20'de 20 yapacağız. Cumhur İttifakı olarak bir tane bile fire vermeyeceğiz. Hamarat'ın ardından AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak söz aldı. 5 yıl boyunca söylediği hiçbir şey yapmamış bir adam hala reklamla devam ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar beceriksizlik olmaz, buna da prim verilmez. Allah aşkına farkına varalım. 2, bizim kötü kopyalarımızın da farkına varalım. Şu anda bizim aramızda olmayan bizden değildir. Bu kadar. Kaynağın ardından AK Parti MKYK üyesi Fahrettin Yaşlı konuştu. Bir markaya dönüşmüş bulunan
AK Parti belediyeciliğinin Ordu versiyonunun lansmanını izlemek üzere bir araya geldik. Vizyonuna, vatandaşına eser ve hizmet üretmeyi koyan AK Parti belediyeciliği modeli, tarihe altın harflerle geçmiş ve yerel yönetim anlayışını dönüştürmüştür. AK Parti belediyeciliği bir ekoldür. Partimiz uzun yıllara sahip belediyecilik tecrübesine dayanmanın yanında teknolojik gelişmelerle desteklenen, yenilikçi yaklaşımları da dikkate alan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı Şehirleri ve Gerçek Belediyecilik perspektifini geliştirmiştir. Programın son protokol konuşmasını AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer yaptı. 10 aydan beri sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ordu çok güzel bir şehir. Hatta bir itirafta bulunayım, Tokat'tan daha güzel bir şehir. İşte bu güzel şehrimizi eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, turizmde, kültürde ve en önemlisi belediyecilik hizmetlerinde çok daha güçlü noktalara taşımak için önümüzde çok önemli fırsatlar var. Ben öncelikle çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, burada mevcut tüm belediye başkanlarımıza bu 5 yıldaki vatandaşımızın hayatına kattıkları güzellikler, yaşamları kolaylaştırma süreçlerindeki verdikleri emeklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Ordu'da kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışı yapılmaması nedeniyle Kızılay Kan Bağış Merkezlerinde stoklar %20'ye kadar geriledi. Kızılay'da kan stokları yeniden alarm vermeye başladı. Ordu'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşandı. Ramazan ayı öncesinde Ordu'da Ocak ve Şubat aylarında kan bağış oranlarında ciddi bir artış yaşanmış ve toplamda 4000 ünite bağışa ulaşılmıştı. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle kan bağış oranlarında ivmeler yeniden düşüşe geçti. %20'lere kadar gerileyen kan stokları nedeniyle bazı hastalar için kan bağışı bekleniyor. Bu da hastalar için yeni bir mağduriyete yol açtı. Kan stoklarının daha da düşmemesi için vatandaşların en yakın kan bağış merkezine giderek bağış yapması gerekiyor. Bu nedenle Kızılay ekipleri Ordu'da kan bağış merkezlerinde gece geç saatlere kadar kan bağışı alacak. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın Kızılay şubesine giderek iftar ve sahur arasında kan bağışında bulunabilecek. Efendim, bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19.15'i gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.